misafirler, değerli katılımcılar. Bugün Hattat Hamit Taydaş çerçevesinde Uluslararası Geleneksel İslam Sanatları bağlamında olan sempozyumumuzun 14. oturumunu açacağız. Bu oturumumuzda birbirinden kıymetli çok değerli hocalarımız var. Başta hepimizin hocası olan Seyfettin Erşahin hocamız, kendisi bize Çin Müslümanlarının hat sanatına katkıları bağlamında bir sunum gerçekleştirecekler. Arkasından hadis ilimlerinde derinliğiyle bildiğimiz, takdir ettiğimiz Ali Karakaş hocamız da bize hadis kültüründe kalem ve yazının ehemmiyet önemi hakkında sunumunu gerçekleştirecek. Daha sonra İdris Demirel kardeşimiz de Necip Fazıl Kısagürek, Sezai Karakoç, İsmet Özel örnekleriyle Türk İslam düşüncesinde yazı ve alfabe meselesini ele alacak. En son Yılmaz Karadoğan hocamız da Kur'an'da yazı ve medeniyet bağlamında bir sunum gerçekleştirecek. Sunumlarımız 15'er dakika olarak sınırlayacağız. Ben birkaç dakika ihtiyaç olursa, eğer akışı bozmayacaksa müdahale edeceğim. Eğer akış sona doğru gelirse 14-15 dakikada ve 16 dakikada bitmesinde bir beis yok. Öncelikle bu sempozyumu bu vesileyle şunu da belirtelim. Düzenleyen, katkı sunan bütün resmi, gayri resmi, bütün çaba gösteren hocalarımıza tek tek teşekkür ediyoruz. Ve izniniz olursa şimdi hemen ilk söz olarak büyüğümüz Seyfettin Erşahin hocama sözü bırakmak istiyorum. Kıymetli hocam, buyurunuz. Buyurun hocam. Herkese hayırlı sabahlar olsun. Nurettin hocam, sizin moderatörlüğünüzde böyle bir söz bendeydi değil mi? Nurettin Bey, söz bende miydi? Siz buyurun hocam, buyurun, söz sizde. Mikrofonda bir sorun yok değil mi hocam? Mikrofonunuz falan müsait değil mi hocam şey olarak? Tamam. Buyurun hocam. Biraz ses zayıf geldi de o yüzden söyledim. Diğer arkadaşlar nasıl? Sesim gelmiyor mu? Şimdi geliyor hocam. Şimdi geliyor ama hani eğer ayarlanma mümkünse biraz daha açabiliriz yani. Ses ayarı mümkünse biraz daha açın istersen kıymetli hocam. Buyurun sayın bey hocam. Ya teknolojinin hem imkanları hem imkansızlıklar üzerinden yapıyoruz bu program. Evet. Ben hemen bakımdan çok teşekkür ederim. Evet. Sizin moderatörlüğünüzde bir oturumda bulunmaktan dolayı ayrıca hem üniversitemize hem atanmış ve seçilmiş erkanımıza böyle bir sempozyuma verdikleri destekten dolayı tebriklerimi, takdirlerimi sunuyorum. İlim irfan yolunda yolculuk böyle olur galiba. Herkesin bir araya gelmesiyle, el ele vermesiyle olacak bir şey bu. Şimdi Sayın Başkan, üç başlığımız İslam sanatları. Sempozyum adına söylüyorum bunu. İslam sanatlarında da has sanatını öne çıkarıyoruz. Has sanatında da müşahımız merhum Hamit Aytaç Hoca üzerinden görüyoruz bunu. Bunun farkında olarak merkezde Hamit Aytaç Hoca'nın bulunduğunu düşünerek tabii ki sempozyum kullanıyor. Ama has sanatı Müslümanların medeniyet dünyasındaki önemli iddialarından ve başarılarından biri ise şöyle bir soru sordum ben de kendi kendime. O zaman dedim ki ya Müslümanlar sorduğu bir has sanatının olması lazım. Yeteneği olanlar tabii ki bunu yapacaklar. Çok dikkatimize gelmeyen ve hala kafamızda bir takım soru işaretlerinin bulunduğu coğrafya. Çünkü son birkaç asırda biz hep batıya yöneldiğimiz için batı üzerinden hatta kendimize bakar olduğumuz için ya bu doğuda ne olup bitiyordu, İslam'ın doğuyla münasebetleri nasıl sorusu en azından birkaç asırdır aklımıza bile gelmedi. Halbuki Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz'in hadis-i şeriflerine yansımıştı Çin. Çin coğrafyasından bahsediyorum size. İnsanlığın medeniyet tarihinde, insanlık tarihinde kadim coğrafyalardan birisi, kadim milletlerden birisi. Ve bu coğrafyada Müslümanlar da var. Müslümanlığın da o coğrafyaya girişiyle ilgili hayret edici bir takım bilgiler var. En azından tarihi kayıtlar bize Refah-ı Raşidin döneminde o coğrafyaya İslam'ın gittiğini gösteriyor. Hazreti Osman zamanı bildiğimiz kadarıyla. Ama öyle rivayetler var ki Çinli Müslüman kardeşlerimiz öyle rivayetleri de hafızalarında ve hatıralarında tutuyorlar ki diyorlar ki buraya İslamiyet'in bitirilen saatine bir vakastır.
Hatta Sa'd bin Ebi Vakkas'la ilgili orada bir makam da var. Türbeleri bile inşa etmişler. Bu da anlaşılır bir şey. Yani Çin İpek yolunun önemli bir yerinde İpek yolunu kullanıyorlar. Müslümanlar İpek yolunu kullanıyorlar. Dolayısıyla irtibatta olmuştur. Dolayısıyla İslamiyet'in o bölgede herhalde kalıcılığı ve yerleşmesi 13. yüzyıldan itibaren var. Cengiz'in ölümünden sonra imparatorluk onlar arasında ve oğullar arasında paylaşılınca Çin, Moğolistan ve Türkistan'ın bir kısmına Kubilay hakim oldu. Ve onun kurduğu bir Yuan hanedanı vardı. Yuan hanedanından itibaren de bölgede ciddi bir İslami varlık var. İşte İslam'ın orada varlığını belki bu 13. yüzyıldan, 14. yüzyıldan başlatabiliriz. Güne kadar da devam edip geldi. Çok ciddi sıkıntılar da oldu. Bunu söylemekte fayda var. Çin, kıymetli hocalarım, nüfus bakımından galiba dünyanın birinci sırasında 1.4 milyar insanıyla. Ama yüz ölçümü bakımından da az değil. Yani herhalde 10 milyon kilometre yakın bir nüfusu var. Rusya ve Kanada'dan sonra üçüncü sırada olduğunu biliyorum ben Çin'in de. Böyle bir yerde, böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ama burada Müslümanların sayısı ne kadar sorusu hep sorulur. Ve hiç net de cevap alamayız. Yani 1.4 milyarlık bir coğrafyada, bir nüfus içerisinde Müslüman ne kadardır sorusunu sorduğumuzda önce diyorlar ki bu Müslüman dediğiniz kimler? Sonra sayısı neydi? Resmi rakamlar veya resmi yakın rakamlar 25 milyon gayri resmi rakamlar da bunun 50 milyon civarında olduğu yönünde. Bir şey var, konuya geleceğim ama Çin'in İslam'la münasebetleri biraz şey, biraz sıkıntılı. Bir kere İslam'a adandırmasında Nurettin Hocam bunlar epey bir sıkıntı çekiyorlar. Aslında bir tek Çinliler değil. Bunu Avrupalılar da görüyorsunuz, Afrikalılar da görüyorsunuz falan. Ya bu İslam ne diyelim? Önce diyorlar ki biz bunlara İslamiyet'e iki kavram üzerinden isimlendirelim. Bir kanun kelimesini kullanalım veya hukuk kelimesini kullanalım. Olur diyorlar, bir din kelimesini kullanalım. Kanun diyeceğiz ama kim kanunu diyeceğiz? Müslümanların kanunu diyelim. Tamam, burada da anlaştık. Peki Müslüman kim? Çinli gözünde. Önce Çinliler Müslüman kelimesini belki de Tacik kelimesinden harekete adlandırıyorlar, Daşi diyorlar. Araplara, Farslara, Türklere Daşi diyorlar. Dolayısıyla Daşilerin dini, Daşilerin kanunu gibi adlar veriyorlar. Sonra Türk üzerinde bir adlandırma yapıyorlar, Tanrı'nın dini diyorlar. Sonra biraz daha belki duruyor iş, temiz din, hakiki din gibi İslam'ın şey. Adlandırmalar var. Ama en son ilginç olanı şu, komünizmin hakim olduğu dönemde Çin'de İslamiyet demeye başlıyorlar şeyler, Çinliler. Kim bu Müslümanlar? Çünkü şeyler var, yani azınlık dediğimiz aslında o coğrafyanın kadim yerlileri. Uygurlar var, Kazaklar var, yani kökenliler var. Başka etik grupların olup da o coğrafyada varlığını sürdüren Müslümanlar var. Ama bizim Çin kökenli olduğu iddia edilen Müslümanlar üzerinden bunu yokmak istedim. Onlar da Hui diyorlar. Bu Çin kökenli Müslümanlara Hui Müslümanlar veya Hui'ler deniyor veya Huizu'lar deniyor. Bunlar üzerinden konuya bakacağız. Burada bir şey var. Ben esasen bugünkü sizin huzurunuza getirdiğim bu teoriyi bunun üzerine oturtursam kim bu huylar veya huyiler? Şimdi bütün kayıtlar, antropologlar, tarihçiler, kültür tarihçileri, etnologlar ve bu huyiler esasında bu bölgeye Müslüman olun gelen Taciklerin torunlarıdır. Tacik dediğimiz neydi veya Daşi dediğimiz neydi?
Bunlar da bu bölgede Müslüman kimliğiyle gelen Kürtler, Farslar, Araplar. Kürtler, Farsların, Arapların bir halk ile karışmasından doğmuş bir topluluktan bahsediyor. Şimdi bu, hadi o benim tezimi, benim iddiamı. Hayır, mesela 20. yüzyılın ortalarında İslam Tetkikleri Enstitüsü devrisinde Çinli bir Müslüman Cemalettin'in bir makalesi var. Zeki Velide Togan'ın Riyasetindeyken yayınlanmış bu makale. Burada da diyor ki Cemalettin, Çinlidir bu. Ya bizim kökenimiz diyor, biz buyuz, buyuz. Ama bizim kökenimizde diyor, büyük ihtimalle Uygurlar var diyor. Ya nasıl olur Uygurlar sizin kökeninizde? Orada şunu söylüyor. Yuan Hanedanı döneminde Yuanlılar büyük oranda idarede, askeriyede veya diğer alanlarda Uygurları istihdam ettiler. Çok sayıda Uygur geldi Çin coğrafyasına. Dolayısıyla diyor ki bizim kökenimiz olsa olsa diyor bu Uygurların devamı, bu Uygurlar üzerinden geliyoruz. Bunu 20. yüzyılın ortalarında söylüyor. Şimdi bunu önemsiyorum ben ama şunun altını da çiziyorum. Bu ihtiyaç ayında bakıyorum. Bugün dünya, Çin dünyasında varlıkları işte 25-30 milyon olan Çin kökeninden bahsediyorum. Müslümanları etnik kimlik üzerinde daraltma gibi bir niyetim de yok. Ama tarihi veriler, bugün bazı Çinli Müslümanların ifadeleri, ya biz Uygurların devamı olabilir diyorlar. Çünkü bu kelimesi de Uygur kelimesinin biraz bozulmuş hali. Tamam, burada anlaştık. Benim teorim bu. Burası hocam, geleceğim konu şu. Peki, Çin'de şey var mı? Var. Yani hasanatı var mı? Var. Bu da çok kıymetli bir şey bizim için. Diyorlar ki Çinliler, ya bir diyorlar bir hat ürettik, hat sanatı ürettik. Bu sefer boş soruyu soruyor hem Çinlilerin kendileri hem dış uzmanlar. Peki bu hat sanatının diyorlar kökeni ne olan? Bazı teorisyenler diyorlar ki Çin hat sanatının kökeni aslında esasında Çin medeniyeti ve Çin Müslümanları. Yani bizden çıktı bu sanat. Tamam. Teori diyor ki, hayır bu öyle değil. Çin has sanatı İslam dünyasından mülhemdir. Ve İslam dünyasından temsilciler bu coğrafyayı sanatı taşımıştır. Şimdi bir teoriyi arz edeyim. Çin has sanatı Çin'in kendi ürünüdür diyenler diyorlar ki, ya bir kere diyorlar dünyada yazıyı kullananlardan biri biziz. Kağıdı bulan biziz. Mürekkebi bulan biziz. Diyorlar ki birerler kaleminiz yoktu. Tamam diyorlar biz kalem kullanmadık. Ne yaptığımızı fırça kullandık diyorlar. Hakikaten dünyada bir Çin hattı var. Yani Çin yazısı var. Çin kaligrafisi var. Dedikleri şu. Biz bu Çin kaligrafisiyle İslam has sanatını birleştirdik. Ve bunun adına da sini hak dedik. Hazreti Rasulü Ekrem Efendimiz'in hadis-i şerifindeki utlubu ilme vele bir sin'deki sin kelimesini hatırlarsa bu anlaşılır. Diyorlar ki bizim hakkımız orijinaldir ve bizdendir. Tamam. Bir başka teori ise dış tesirdir bu diyorlar. Peki dış tesirde kim var? Dış tesirde de Müslümanlar var. Peki bu Müslümanlardan öde gelenler kim? Bu Müslümanlardan da hattı Çin'e taşıyan Müslümanların Uygur Türkleri olduğu yönünde veya Uygur Müslümanları olduğu yönünde. Diyebilirsiniz ki hocam bütün bunlar her biri iddiadır. Ama biraz stile baktığımızda teknoloji bilgim yeterli olmadığına şimdi ekrana yansıtamıyorum bunu. Biraz tavara baktığımızda evet biliyorsunuz. Yani Uygurların da biliyorsunuz bir yazısı vardı. Onların da bu konuda tecrübeleri vardı. İşte bütün bunları bir araya getirdiğimizde
Uygur etkisinin, daha doğrusu Uygur Müslümanlar etkisinin Çin has sanatında, Çin İslami has sanatında çok önemli olduğunu söyleyenler var. Ben de bu kanaatin doğruluk payının yüksek olduğunu söylüyorum. Bir başka şey hocam, vaktinizin kısaldığını biliyorum. Bir başka şey daha ifade edelim. Bu fark ne? Yani diyelim İslam dünyasının diğer coğrafyalarındaki üretilen hatla Çin hat sanatının fark ne? En birinci farkı biraz önce sözüm ettim. Çin hattı kurşayla yapılıyor. Kalemle veya divitle veya kamışla değil, kurşayla yapılıyor. En özgün ben o. Bir başka şey dedi. Çin hattında kare istikler oldukça yaygın. Kare dikdörtgen, baklava kesmesi istikler oldukça yaygın. Çünkü Çin mimarisinde de kare çok önemli bir unsur olarak görülüyor. En önemli hususlarından birisi de bu. Kullanılan malzeme bakımından da Çin has sanatıyla ilgili bir özgürlükten bahsedildi. İpek kağıt kullanmaları, pirinç kağıt kullanmaları, Çin kağıdı imal edilmesi. Bütün bunlar Çin has sanatının özgürlüğü. Peki, istiklerde, stillerde, tarzlarda farklılıklar var. Evet, ama bununla beraber kurfi orada da var, sülük orada da var, diyelim bir kağıt orada da var. Yani bu aklağımız dediğimiz havalar büyük oranda oralarda da gelişmiş. Ama şey olan bir nitelik bakımından şey budur. Kırçayla yapılmış olması en önemli özelliğidir sayın hocam. Peki devam ediyor mu bu sana? Hala devam ediyor. Hem de çok özgün devam var. Burada Osmanlı'nın veya Türklerin etkisiyle ilgili mesela çok yakın zamanlarda İstanbul'da bir sergi açtı. Çinli hat. Hatta da açtı. Nurettin gelirisi. Evet dedi, biz de Osmanlı geleneğini devam ettik. Son cümle hocam. Çin Müslümanları İslam hat sanatına çok özgün ve çok önemli katkılar sağlamışlardır. Çünkü Çin halkının özelliği el çabukluğu, pratikliği ve sanata yakınlığıdır. Bunu çok iyi kullanmışlardır. Bugün artık İslam medeniyet coğrafyasında bir Çin hattından pekala bahsediyoruz. Sözümü ediyorum, saygı arasında. Biz de hocama çok teşekkür ediyoruz. Ben de burada acizane belirteyim. Hakikaten hocamın şeyini, tebliğini dikkatle dinledim. Tabii Çin tarihi ilgili verdiği bilgiler çok kıymetli. Onun dışında özellikle bu Çin hattatlarının kalemle değil fırçayla yazmaları. Mesela benim de ilk defa duyduğum, öğrendiğim bir şey oldu. Hocam o kıymetli tebliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah muhtemelen tebliğin yayınlanmış halinde bundan daha fazla bilgi, malumat, şeyler bulacağız. Ayrıca imkanlar nispetinde hocamın o eklediği belki fotoğraflar, bir takım şeyler de o metinde yer alacaktır. Şimdi hocama teşekkür ettikten sonra Ali Karakaş hocamı da hadis, sünnet konularında tetebbuatı araştırmalarıyla çok yakinen tanıdığımız, takdir ettiğimiz değerli kardeşimiz Ali Karakaş Bey'e de hadis kültüründe kalem ve yazı konusunda neler söyleniyor onu öğrenmek için, onu bilmek adına sözü ona bırakıyorum. Buyurun Ali Hocam. Şeyleri kapatıyorum, kendi mikrofonumu. Evet hocam, öncelikle siz değerli hocamın moderatörlüğünde böyle bir oturumda bulunmak gerçekten büyük bir keyif, büyük bir zevk. Bu konuda size teşekkür ediyorum. Tabii Seyfettin Erşahin hocamla da yine aynı oturumda bulunmak ayrı bir keyif. Kendilerine teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah hem sempozyumumuzu hem de bu oturumumuzu hayırlara vesile kılsın inşallah. Tabii hocamızın ifade ettiği gibi benim konum hadis ilminde, hadis kültüründe kalem ve yazı konusu. Tabii çerçevesi oldukça geniş. Benim aslında İslam medeniyetinde kalem ve yazı diye bir kitap çalışmam var. Ben de sempozyumu ilgilendirmesi hasebiyle o kitap içerisinden böyle bir bölümü bildiri olarak sunmayı istedim. Tabii hadis kültüründe kalem ve yazı başlıklı bildiri ben 4-5 ana başlık içerisinde ele aldım. Birinci başlığım kalemin tanımı ve tarihi seyri. İkinci başlığım Kur'an-ı Kerim'de kalem. Üçüncü başlığım hadislerde kalem. Dördüncü başlık Kur'an-ı Kerim'de yazı. Beşinci başlık
hadislerde yazı olmak üzere 5 ana başlık altında bu konuyu ele almaya çalıştım. Tabii Kur'an-ı Kerim'le ilgili olan kısmına ben değinmeyeceğim. Çünkü onu Yılmaz kardeşimiz, hocamız onu ifade edeceklerdir. Ben sadece biraz kalemin ve yazının tarihi seyri ve hadislerde kalem ve yazı konularını siz değerli hocalarıma ve izleyicilerime arz etmeye çalışacağım. Tabii kalem kelimesi, kelime olarak herhangi bir şeyden bir miktar kesmek, kesip zayıflatmak, yontmak, kırpmak, ucunu sivriltmek, budamak, tırnak ve benzeri bir şeyin uzanan kısmını kesmek ve benzeri anlamlar ifade eden kaleme yaklimu fiilinden türeyen bir isim. Sırahi anlamda ise yine kalem kelimesi, kamış kalem, ok, yazı stili, hat uslubu, el yazısı, stil, tarz, bölüm, büro, çeşit, tür, cins ve benzeri şeyler için kullanılmakta. Yine Arapçada kalem kelimesinin cem'i aklam ve kilam şeklinde kullanılmaktadır. Tabii kalem kelimesi aslında Yunanca'da kalamus, Latince'de ise kalamus şeklinde ifade edilmektedir. Yine kalemin tanımıyla alakalı Muhammed Hamidullah'ın güzel bir tanımı var. Onu geçiyorum. İlmi kaynaklar aslında iki tür kalemin varlığından bahsetmektedir. Onlardan birincisi bugünkü normal anlamda yazıda kullanılan kalemdir. Ama diğeri ise Ellevhul Mahfuz'un yazımında kullanılan nur şeklindeki kalem olduğu ifade edilmiştir. Bununla ilgili bazı tartışmalar var. Onu bildiri yayınlandığı zaman inşallah istifadeye sunulacaktır. Yine Muhammed Fahruddin Errazi'nin kalem hakkında kalemle ilgili çeşitli nakillerde bulunmuştur. Ona göre bazı alimler kalemin akıl olduğunu ve onun da bütün yaratılmışların aslı gibi olduğunu öne sürmüşler. Kim bazı alimler de Allah'ın ilk önce cevheri yarattığını iddia etmişler. Onlara göre Allah cevheri yarattıktan sonra büyük bir heybetle ona bakmış. O da ısınarak erimiştir. Bunun üzerine ondan duman ve köpük meydana gelmiş. Dumandan gökler ve köpükten de yerler oluşmuştur. Bu rivayetlerin tümünün vardığı ortak nokta kalemin, aklın ve bütün yaratılmışların aslı olan cevherin tek şey olduğu yönündedir. Yine Eş-Şerif Ali bin Muhammed el-Curcani, Kitab-ı Tarifat diye meşhur bir eseri var malumunuz. Orada da yine geniş bir tanımda bulunmuş. Ben sadece bir tek cümleyi burada ifade edeyim, fazla zaman kaybı olmasın diye. O da kalem açıklama ilmidir. En çarpıcı ifadesi bu. Onu sizlere, hocalarıma arz etmek istiyorum. Biraz önce ifade ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim'de kalem konusunu geçiyorum. Kur'an-ı Kerim'de kalem 4 yerde geçiyor. 2 yerde müfred, 2 yerde cemi olmak üzere. Buna ilgili ayet örneklerini zikretmişim. Hadislerde kalem konusuna gelince yine kalem kelimesi birçok hadiste müfred ve bazı yerlerde cemi olmak üzere geçmektedir. Ben bu hadislerden bazılarını konularına göre tasvir etmek suretiyle arz etmek istiyorum. Bu konuda çok çeşitli rivayetler var. Örneğin mesela kalemin sorumluluk anlamına geldiği hususuyla ilgili 3 tane hadis aldım bildiriye. Bunlardan birincisi Buhari tarafından nakledilen bir hadistir. Hazreti Ali Hazreti Ömer'e şöyle söylemiştir. Biliyor musun? Muhakkak ki kalem kendine gelinceye kadar deliden, aklı erinceye kadar çocuktan ve uyanıncaya kadar da uyandan kaldırılmıştır. Burada kalem tabi sorumluluk teklif anlamındadır. Diğer bir hadis, bu da birinci hadisimiz Buhari'de Hudud bölümünde. Yine başka bir yerde Talak bölümünde geçiyor, iki yerde geçiyor. Yine Tirmizi'nin nakletti bir hadis. O da yine Hazreti Ali'den rivayet ediliyor. Kendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şöyle söylüyor. Diyor ki, kalem yani sorumluluk 3 kişiden kaldırılmıştır. Yine uyuyuncaya kadar çocuk, uyanıncaya, çocuk buluğ çağına erinceye ve deli aklı erinceye kadar. Bu hadis de yine aynı metinle Tirmizi'de de farklı bir bab altında Hazreti Ayşe annemizden nakledilmiştir. Yine aynı konuyla ilgili İbn-i Mace'nin nakletti bir hadis var. O da Hazreti Ayşe annemizden rivayet edilmiştir. Onun da içeriği aynıdır. Ve yine bu hadis çeşitli kaynaklarda, farklı hadis kitaplarında geçiyor. Örneğin Tirmizi'de Hudud 1'de, İbn-i Mace Talak 15, İbn-i Mace yine Talak 15'te farklı hadis numaraları altında bu konu geçiyor. Yine kalemin ilk yaratılan şey olduğu ile ilgili farklı rivayetler var. Ben bu konuyla ilgili 2 tane hadis aldım. Birincisi Ebu Davud'un naklettiği bir hadistir. Onun sahabi ravisi Ebu Hafsa'dır. Ebu Hafsa'ya göre Ubade bin Es-Samit sahabi ravisi odur. O şöyle söylüyor, diyor ki
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle söylediğini işittim. Muhakkak ki Allah'ın yarattığı ilk şey kalemdir. Allah kaleme yaz dedi. Kalem ey Allah'ım ne yazayım dedi. Allah kaleme kıyamet gününe kadar gelecek olan her şeyin kaderini yaz dedi. Ubade oğluna şöyle söyledi. Ey yavrucuğum ben Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bu inancı taşımadan ölen kimse benden değildir dediğini işittim. Burada asıl konumuzla ilgili olan husus kalemin burada isminin zikredilmesi ve Allah'ın yarattığı ilk şeyin kalem olduğu ile ilgili Peygamber Efendimiz tarafından bir naklin olması. Yine ikinci hadis Tirmizi'de geçen bir hadistir. Onun da sahabi ravisi Abdullah bin Selim'dir. Orada da şüphesiz ki Allah'ın yarattığı ilk şey kalemdir. Allah kaleme yaz dedi, kalem ise ne yazayım dedi. Yine aynı yukarıdaki hadisin bir benzeri. Bu da Tirmizi, Kader 17, hadis numarası 2155 şeklinde geçiyor. Yine hadisin kader, kalem kaldırıldı ve kağıt kurudu anlamında geçtiği yerler var. Bu konuyla alakalı da 3 tane hadis naklettik. Birincisinin naklettiği bir hadistir. Onun da sahabi ravisi Ebu Hureyre'dir. Şöyle söylüyor, diyor ki, ben Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulullah muhakkak ki ben genç bir erkeğim. Ben nefsime yenilip günaha girmekten korkuyorum. Ayrıca evlenecek imkanım da yoktur dedim. Bunları dinleyen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana cevap vermedi. Ben bu soruyu 3 defa tekrarladım. Sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle cevap verdi. Ya Ebu Hureyre kalem senin karşılaşacağın yani kaderini yazdı ve kurudu. Ya nefsine sahip ol ya da olduğu gibi bırak şeklinde bir nakil vardır. Burada kalem kader ile beraber aynı anlamı ifade ediyor. Yine Müslim'de nakledilen bir hadis. Onun da sahabi ravisi Cabir bin Abdullah'tır. Bu da kalemler ne hakkında kurudu? Yani kader nasıl takdir edildi? Gelecekte ne ile karşılaşacağız şeklinde kısmın geçtiği bölümdür. Yine üçüncü bir hadis, Tirmizi'de nakledilen bir hadis. Onun da sahabi ravisi Hazreti Ömer'dir. Şöyle buyuruyor Hazreti Ömer. Diyor ki, onlardan bazıları şakî yani cehennemlik ve bazıları da said yani cennetlik olduklarına dair bir ayet nazil oldu. Ben de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ın elçisi, öyleyse neye göre amel edeceğiz? Yazılıp bitirilmiş olan şeye göre mi? Yoksa bitirilmemiş şeye göre mi diye sordum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ya Ömer, aksine yazılıp bitirilmiş olan şeye göre. Kalemler onu yazmıştır. Fakat herkese yaratılışına uygun işler kolaylaştırılmıştır diye cevap vermiştir. Burada da yine kalem bir nevi kaderi yazan alet anlamında kullanmıştır. Yine Peygamber Efendimizin Abdullah İbni Abbas'a meşhur bir nasihati vardır. O nasihatle ilgili de yine kalem konusu geçiyor. O hadis Tirmizi'de geçiyor. Tirmizi şöyle anlatıyor. Diyor ki İbni Abbas Allah Resulü İbni Abbas'a şöyle söylemiştir. Demiştir ki bir gün ben Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkasındayken şöyle dedi. Ey çocuk muhakkak ki ben sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Allah'ı koru ki yani onun dinini koru ki o da sana yönelsin. İstediğin zaman sadece Allah'tan iste, yardım dilediğin zaman sadece Allah'tan dile. Bil ki muhakkak ki toplum sana fayda vermek üzere bir araya toplansa Allah'ın senin için yazdığından daha fazla fayda veremezler. Yine toplum sana zarar vermek için bir araya toplansa Allah'ın senin aleyhine yazmış olduğundan daha fazla zarar veremezler. Asıl bölüm konumuzla alakalı olan kısım kalemler kaldırılmış ve sahifeler kurumuştur. Yine burada kalem kelimesi geçiyor. Yine okuma ve yazmanın önemine işaret ettiğini düşündüğümüz iki tane hadis var. Onlardan bir tanesi yine Tirmizi'de geçiyor. Sahabi ravisi Zeyd bin Halid el-Cüheni'dir. O şöyle söylüyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şunları söylediğini işittim. Eğer ben ümmetime zorluğu vereceğini endişe etmemiş olsaydım her namaz vaktinde misvak kullanmalarını ve yatsı namazını da gecenin 1/3'ünden kılmalarını emrederdim. Ebu Seleme Zeyd bin Halid'in bütün vakit namazları mescitte kıldığını ve misvakını da daima kulağının üstünde yani katibin kalem koyduğu yere taşıdığını söylemiştir. Katibin kalem koyduğu yer. Yine bu kalem kelimesi burada geçiyor. Yine ikinci hadisimiz konuyla ilgili.
yine Tirmizi'ye nakledilen bir hadis. Onda içeriği aynıdır. Kalemi kulağının üzerine koy, muhakkak ki o mümliye, yani yazana yazmayı hatırlatır. Burada da kalem kelimesi geçiyor. Bir de Miraç olayıyla ilgili bir hadisimiz var. Orada da yine bu konuyla ilgili bir rivayet var. Buhari Kitab-ı Salat bölümünde 349 numaralı hadis şöyle geçiyor. İbni Abbas ve Ebu Havve el-Ensari'den Miraç olayıyla ilgili nakledilen uzun bir hadisin bir yerinde Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Miraç'a götürüldüğümde kalemlerin gıcırtısını duyduğum bir yere kadar yükseltildim. Kalemlerin gıcırtısı. Yani demek ki orada onlar durmadan levh-i mahfuzda Cenab-ı Allah'ın emri bir şeyler yazıyorlar. Yine kalem kelimesi burada geçiyor. Şimdi tabii konuyu hızlı bir şekilde zamandan tasarruf etme anlamında hızlı konuşarak geçirmeye çalışıyorum. Yazıya gelince tabii yazının tanımı ve tarihçesiyle alakalı bir başlığımız var. Yazı aslında Arap dilinde hat sözcüğü ile ifade ediliyor. Dolayısıyla hat da yahuttu fiilinden türeyen bir isimdir. Hat kelimesinin cemi hutut ve aktat şeklinde kullanılıyor. Evet. Hat kelimesinin İslam dünyasındaki karşılığı husnul hat veya husni hat şeklindedir. Batı dünyasında da kaligrafi diye tanımlanmıştır. Bir de batılı felsefecilerin yazı ile ilgili çeşitli tanımları vardır. Mesela Eflatun kendisinin yazı aklın zinciridir diye bir tanımı vardır. Meşhur İskenderiyeli bir matematikçi olan Oklid'in yazı cismen aletle ortaya çıkan ruhani bir hendesedir diyor. Yine İslam dünyasında Yahya bin Halid el-Bermeki yazı bir şekildir. Yani hat ve yazı bir şekildir. İfade ettiği şey ruhudur. Eli, surat, ayağı düz yazmak, azaları ise yarılacak yerleri bilmektir diye bir tanımda bulunuyor. Yine Cafer bin Yahya el-Bermeki, hat yani yazı hikmetin dizildiği bir iptir. İnci taneleri onunla peşi sıra birbirlerine karışmadan dizilir. Dağınık parçalar bir araya getirilir. Yine Seyyid Şerif el-Cürcani de yazı ile ilgili diyor ki yazı yani hat lafzın hece harfleriyle tasvir edilmesidir. Tanımı daha devam ediyor. Onu kısa olarak geçiyoruz. Evet. Yine ülkemizde de yazı ve hatla ilgili çeşitli tanımlar yapılmıştır. Mesela hat sözün veya ruhtan etkilenen fikir ve duyguların alfabe ve yazı sanatıyla resmedilmesidir. Daha başka tanımlar da var. Onları geçiyorum. İbni Haldun'un da yine yazıyla alakalı çok güzel, yarım sayfalık güzel bir tanımı var. O da bildirimize yer alacak. Kalem Güzeli adlı eseriyle tanınan Hattat Mahmud Bedrettin Yazır'ın da gerçekten yazı hakkında enfes bir tanımı var. O da yine fazla zaman almasın diye geçiyorum onu. Yazının tarihi seriyle alakalı tabii ki yazı insanların birbirleriyle diyalog kurabilmeleri için geliştirdikleri önemli vasıtalardan biridir. Yazı bir tek medeniyetin ortaya çıkardığı bir iletişim vasıtası değildir. Aksine pek çok medeniyetin binlerce yıllık tarihi süreç içerisinde geliştirerek bugünkü noktaya getirdikleri ve bütün insanlığın ortak değeri olan bir iletişim aracıdır. Nitekim yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen verilere göre ilk olarak Sümerler yazıyı kullanmışlardır. Sümer yazısı diyoruz. Onlar aynı zamanda bu süreç içerisinde ilk alfabe sistemini de kullanan medeniyettir. Sümer yazısında sayıları ve isimleri ifade etmek için bir takım geometrik şekiller ve nesneleri belirtmek için de bu nesnenin kalıbı resimleri kullanılmıştır. Yani bir Sümer yazısı, ikincisi ise Mısır medeniyeti ki dünyanın en köklü medeniyetlerinden biridir. Başta matematik ve astronomi olmak üzere çeşitli alanlara dünya bilim tarihine çeşitli katkılarda bulunmuşlar. Mısır, Hititler ve Mayalar gibi onlar da hiyeroglif yazısını kullanmışlardır. Hiyeroglif yazısı nedir? O da resim yazısı anlamındadır. Bu konuyla... Hocam toparlayalım. Anlıyorum hocam. Bir de Çin yazısı var. Seyfettin hocam ifade ettiler. Çin yazısında harf sistemi değil, hece sistemi kullanılmaktadır. Bu konuyla alakalı da geniş bilgi var. Arap yazısına gelince, Arap yazısında iki devresi var. Birisi İslamiyet'ten önce, diğeri ise İslamiyet'ten sonra. İslamiyet'ten önce genelde pek çok tarihçinin ortak kanaati nebati yazısıdır. Son bir şeyle bitiriyorum hocam. Müslüman ilim adamları
Tabii oryantalistlerin de bu konuyla alakalı bir takım iddiaları var. Onları geçiyorum. Müslüman ilim adamları Arap yazısının bir nabat ülkesi olan Havran'dan Enbar ve Hire'ye, oradan da Dümetül Cendel üzerinden Hicaz'a geçtiğine dair tespitlerde bulunmuşlardır. Havran, Enbar ve Hire gibi yerler nebat yazısının ana ülkeleri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Arap yazısının Arabistan'ın kuzeyinde bulunan Suriye'den Havran, Petra üzerinden Hicaz'a intikal ettiğine dair farklı rivayetler de vardır. Sonuç itibariyle nebat yazısı çeşitli safhalardan geçerek tekamüle uğramış ve bugünkü Arap yazısı olarak ortaya çıkmıştır. Bugünkü kullanmış olduğumuz Arapça yazısı da onun bir sonucu olarak karşımızda duruyor. Evet, bu ikinci devreye geçmeyeyim çünkü zaman kalmadı. Olursa birkaç cümle onda bir daha ifade edelim inşallah. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum hocam. Ali Hocam'a da biz de teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu vesileyle yazıyla ilgili bir genel bir malumat edilmiş olduk. Ayrıca hocam, hadislerdeki... Buyurun. Bir de bir şey söyleyeyim hocam. Yanımda iki tane kitap var. Nabiye Abbot'un hocam. Bu evet. Nabiye Abbot'un biliyorsun ilk yazdığı İslam belgeleriyle alakalı 20'den fazla eseri var. Gerçekten Studies in Arabic Literary Paper diye Quranic Commentary and Tradition diye bir kitabı var. Bu çok geniş bir kitap hocam. Arap yazısı, İslam yazısıyla alakalı çok müthiş bir eser. Yaklaşık 500 sayfalı. Bir de yine Nabiye Abbot'un hocam The Kurah Paper from Afudit in the Oriental Institute diye bir kitabı var. O da Kur'an-ı Kerim tarihçesini anlatıyor. Bunlar önemli eserler. Nabi Abut'un yazdığı eserler. Ali Hocam, bilgi sorumluluk gerektirir. Şimdi siz bunu biliyorsunuz. Bunu bize aktaracaksınız. İnşallah siz bunu kendiniz çevirebileceksiniz ya da çevirtiren beni bulmak madem bu işi söylediniz. Siz de bu İnşallah. Artık terettüp eder artık ailesiyle. İnşallah. Rabbim inşallah muvaffak kılsın. Şimdi İdris Hocam da çok beklettik. İdris Hocam kıymetli hocam. Estağfurullah hocam. Bize özellikle Türkiye'deki İslami hareket, İslami düşünceye veya İslam hareketinin tamamında en etkili olmuş olan üç isim sayılacak denilse mutlaka Necip Fazıl, Sezai Karakoç, efendim İsmet Özel'den söz etme mümkün değil. Mutlaka bunun dışındakileri haşa küçük görmek veya onları dışlamak değil ama en çok özellikle 60'tan sonra yükselişe geçen Türkiye'deki İslamileşme veya İslam hayatı daha benimseme tarzındaki çalışmalarda hatalarıyla, sevaplarıyla, doğruları yanlışlarla bu üç ismin biz önemli etkisini görüyoruz. Şimdi bunu en azından hocamız bize yazı ve alfabe meselesinde yaklaşımları nedir, o konuda görüşler nedir, onu da İdris Hocam'la alacağız. Buyurun kıymetli hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Saygılar sunuyorum. Sempozyumumuzu düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Hamid Aytaç hoca başta olmak üzere bütün rahmeti rahmana kavuşmuş olan hattatlarımızı da rahmetle anıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hocam, sizin de belirttiğiniz gibi Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç ve İsmet Özel örnekleriyle ya da bu isimlerin özelinde Türk İslam düşüncesinde yazı ve alfabe meselesini nacizane ele almaya çalıştım. Necip Fazıl Kısakürek 1904 doğumluydu. 1983 yılında vefat etti. Sezai Karakoç ve İsmet Özel, Allah uzun ömürler versin, halen sağlar. Sezai Bey 33 doğumlu. Sempozyum yerinde yapılsaydı Diyarbakır'da yapılacaktı. Diyarbakırlı bir düşünürümüz, şairimiz. Onlar eser vermeye devam ediyorlar, konuşarak ya da yazarak. Böylece aşağı yukarı 100 yıllık bir zaman kapsanmış oluyor. Cumhuriyet dönemi düşünüldüğünde sizin de az önce belirttiğiniz gibi hataları, kusurları, günahları, eksiklikleri, yanlışlarıyla birlikte onlar da atlamaksızın Türkiye'deki İslami bilincin gelişmesinde pay sahibi olmuş isimler. Bu pay sahibi olur sadece şair olmaları hasebiyle şiire has değil, düşünceyi de doğrudan ilgilendirir bir durumdadır. Bu da sadece sayılan isimlere mahsus değildir. Biz 2500 yıl öncesine Platon'a gittiğimizde de orada da felsefeyle, dolayısıyla düşünceyle şiir arasında sahici bağlar kurulduğunu görürüz. Platon'dan 2500 yıl sonrasına günümüze yakın bir devreye geldiğimizde örneğin Martin Heidegger'de de şiir
ve felsefe ya da düşünce arasında sahici bağlar kurulduğunu görürüz. Aynı şey örneğin Wittgenstein için de geçerlidir. Bu durum Necip Fazıl, Sezer Karakoç ve İsmet Özel için de böyledir. Yani çok kısaca onların İslamlık ve Türklük tanımlarına yer verdim. Üçünün ayrıştığı noktalar da var tabii medeniyet konusunda olduğu gibi. Fakat müşterek kaldıkları konu Türk'ün bu kullanımda benim nacizane sempozyum metninde de genel kendi kullanımlarında da tabii öncelikle bir ırka, bir kafatasına, bir şekle, bir soya, bir sopa karşılık gelmediğidir. Yani Necip Fazıl'dan başlayarak Müslüman bir topluluğu adlandırmak için Türk kullanılmakta. Burada artık doğrudan Ziya Gökalp örneğini verir Necip Fazıl. Onunla kendi Türkçülüğün ayrıldığı noktanın kendisini, yani Necip Fazıl'ın Türk'ü ancak Müslüman olduktan sonra Türk olarak görmesi olduğunu belirtir. Sezer Karakoç örneğin Yakut Türklerini, Hazar Türklerini örnek verir. Onların artık Türk olmadığını, çünkü İslam'dan çıktıklarını, İslam dairesinden çıktıklarını, İslam'dan çıkınca Türklükten de çıkmış olduklarını belirtir. İsmet Özel de benzeri örnekler verir. Estonyalıların, Macarların Türk sayılmamalarının sebebi, Bulgarların, onların da kendilerini Türk görmemelerinin sebebi, bidayette, başlangıçta bir ilgi olmasına rağmen Müslümanlıktan çıkmış olmalardır. Müslümanlıktan çıkan Türklükten de çıkmış oluyor. Dolayısıyla hem düşünürlerimiz için hem nacizane benim metnimde Türk ancak Müslümanlık dairesi içerisinde kaldığı takdirde Türk olarak kabul edilen bir topluma karşılık geliyor. Onu belirtmek istedim. Buradan direkt konuya geçince örneğin Necip Fazıl kısa küreye ilişkin bir şeyler söylemek gerekirse onun Latin yazısını Latin yazısı olarak kabul ettiğini görüyoruz. Latinlerin yazısı Latinlerin yazısıdır. O şöyledir, zehirli ve zararlı bir içkiye, şaraba örneğin, şıra ya da şerbet adını verir gibi Latinlerin yazısına Türk yazısı denilince Latin yazısı, Türk yazısı olmaz. Buradaki Latin kelimesini de sözlük anlamında da kullanıyoruz. Hem Türkçe sözlüklerde hem Red House gibi İngilizce sözlüklerde Latin kelimesinin anlamlarından biri Katolik, Hristiyan, Katolik Hristiyanlara ait demektir. Dolayısıyla Latinlerin yazısını da böyle görmek gerekir. Katoliklere, Katolik Hristiyanlara ait bir yazı. Necip Fazıl bunu belirtir. Bunun bir medeniyet meselesi olduğunu da söyler. Japonlara örnek verir. Japonlar Necip Fazıl'a göre dünyanın en iptidai yazı sistemlerinden birini kullanmalarına rağmen kendi yazılarından vazgeçmemişlerdir asla. Başka alanlarda batılılaşma, modernleşme, kalkınma, gelişme çabalarının içine girseler bile yazılarını bırakmamışlardır. Neden? Çünkü bu bir medeniyet ve kimlik kurucu unsurdur yazı. Aynı şey Türkler için de söz konusu olmalı iken Türkler kendi yazı sistemlerinden İslam ve Kur'an harflerinden vazgeçerek, İslam ve Kur'an harflerinden aslında kendi kimliklerinden vazgeçme durumuna, konumuna gelmişlerdir. Kur'an yazısının, İslam yazısının, Türk yazısının aynı anlamda olmak üzere Necip Fazıl'da zorluğu aslında biraz eğitim öğretimden kaynaklanmıştır. Harf usulünün takip edilmesi, İslam harflerinin zor olduğu gibi bir sonucu doğurmuştur. Halbuki günümüzde daha çok tercih edilen kelime usulü takip edilmiş olsaydı eğer daha kolay bir öğrenim söz konusu olacaktı. Ayrıca buradaki zorluk kültürel olarak yüksekliğe de işaret etmektedir. Kültürel olarak yüksekliğe, estetik olarak da bu harfler üstün olduğunu belirtir Necip Fazıl. İslam harfleri eşittir, Türk harfleri eşittir, Kur'an harflerinin. Sezai Karakoç'ta da benzeri bir yaklaşımı görürüz. Türk ve İslam yaklaşımına ilişkin az önce söylediklerim çerçevesinde Sezai Karakoç Yunus Emre'ye başvurur bidayette. Yunus Emre çünkü bugün kendisine Türklük dediğimiz şeyi de, kendisine Türkçe dediğimiz lisanı da en başlangıçta inşa edenlerden biri Yunus Emre'dir. Yunus Emre
Türklüğün ileride İslam'ı görev ve amaç olarak benimseyecek bir topluluk olduğunu bilerek hareket etmiştir Sezai Karakoç'a göre. Türkçe'de yani başlangıcında Yunus Emre'nin yer aldığı bir lisan olarak Türkçe, Sezai Karakoç'a sadece telaffuzuyla, konuşulmasıyla Türkçe değildir, yazısıyla da Türkçedir. Yani bir lisan sadece konuşma, söz varlığıyla değil, yazı varlığıyla aynı zamanda kendisi olur. Türkçe'de ancak Kur'an yazısı varsa Türkçedir, değilse eksiktir, eksik bırakılmıştır. Bugünkü Türkçe'nin durumu da budur. Sezai Karakoç, Necip Fazıl ve İsmet Özel'e göre bu meseleyi daha belirgin bir biçimde medeniyet perspektifiyle işler ve diriliş kavramı etrafında örer. Bu kendisine has bir kavramdır. Bir İslam medeniyetinin var olduğunu düşünür. Dolayısıyla hem Türk İslam düşüncesini, hem Türk İslam medeniyetini, hem de onun yazısını bu medeniyet bağlamında tahlil eder. Ayrıca konunun uluslararası boyutuna da Azerbaycan örneğini vererek şöyle yaklaşır Sezai Bey. İki Azerbaycan olduğundan bahseder. Biri Rusya'dan bağımsızlığını kazanan, diğeri aşağıda bugünkü İran'ın sınırları içerisinde kalan Azerbaycan. Aşağıdaki Azerbaycan aşağı yukarı 1000 yıldır İslam harflerini kullanmaktadır. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri denilen toplulukların da kadim yazısı yine İslam harfleridir. Dolayısıyla İslam harflerine yapılacak olan vurgu aslında beynelmilel Türk varlığı açısından da, sadece Türkiye Türklerine hususen değil, beynelmilel Türk varlığı açısından, dolayısıyla bir Türk-İslam birliği ve İslam medeniyeti açısından da elzemdir. Olması gereken budur. Türk insanın kalbi Kur'an'dadır der Sezai Bey. Doğuya da bakar, batıya da bakar fakat kalbi Kur'an'dadır. Kalbinin Kur'an'da olması gibi yazısında Kur'an'da olması, Kur'an menşeli olması, orayla irtibatının kopmaması asıl olan budur. İsmet Bey'de de benzeri bir yaklaşım vardır. İsmet Bey biraz daha farklı olarak, Sayın İsmet Özel, Türkçenin aynı zamanda Kur'an ve hadis kaynaklı bir dil olduğunu söyler. Yani Türkçe niçin vardı ya da nasıl var olmuştur? Çünkü Kur'an ve hadis vardı, bunun için var olmuştur. Burada Türklüğü İsmet Bey, Türklüğü kafirle çatışmayı göze alan Müslüman olarak görür, tanımlar. Kafirle çatışmayı göze alan Müslümana Türk denir ve bu Mescid-i Dırar'ın yıkılmasıyla başlamış bir şeydir Türklük. İngiliz Başbakan Gladstone'un iki sözünü eski başbakan nakleder. Biri Türkler pılılarını, pırtılarını toplayıp İngiliz Başbakan'ın İngiliz meclisinde yaptığı resmi bir konuşmadır bu. 1800'lü yıllarda Türkler pırtılarını toplayıp kutsal vilayetimizden tırnak içinde defolup gitmeliler. İkincisi de yine aynı başbakanın yine resmi bir konuşmayla dile getirdiği, bunları metnimin kaynağında işliyorum. Türklerin ellerinden Kur'an'ı almadığımız sürece bunları mağlup edemeyiz. Buradaki Türk kullanımı da aynı şekilde bir ırka, bir kafatasına, bir soya, bir sopa değil. Anadolu'da birlikte yaşayan Müslüman millete göndermede bulunmaktadır. İsmet Özel'e göre Gladstone'un bu yaklaşımı, yani Türklerin ellerinden Kur'an'ı almadıkça bunları mağlup edemeyiz yaklaşımı, mesafe kat etmiştir ve kendileri açısından belirli başarılara ulaşmıştır. Türklerin elinden Kur'an yazısının alınmasını böyle değerlendirmek gerekir, böyle görmek gerekir. İsmet Bey'e göre de Latinlerin yazısına göre Kur'an harfleri zordur. Fakat bu zorluk kültürel olarak yüksekliğe işaret eder. Bizim Kur'an harflerini bırakmamızla, yani asli Türk harflerinden vazgeçmemizle birlikte Türkçenin söz varlığının da, sadece yazı varlığının değil, söz varlığının da kayba uğradığını belirtir. Örneğin deniz ve donuz kelimelerini verir. Bu eski alfabemiz geçerli olmuş olsaydı eğer, her iki sözcük aynı şekilde yazılıyor olacaktı, her iki kelime. Şimdi genizden gelen N harfini yazma imkanı olmadığı için N harfi telaffuz edilemiyor. T
telaffuz edilemiyor. Telaffuz edilemediği için aslında Kur'an alfabesinden, İslam alfabesinden eşittir. Aslında Türk alfabesinden vazgeçmek demek, Türkçeden vazgeçmek demektir. Türkçe'de manevi vatan olduğu için, çünkü dil vatandır, manevi vatan olduğu için Türkçe'nin asliyetinden vazgeçmek yavaş yavaş, peyderpey vatandan vazgeçmek anlamına gelmektedir. Son olarak şunu da söyleyelim. Şimdi İsmet Bey'in kitaplarını Tio Yayınlar diye bir yayın evi basmaktadır. Bu yayın evi İsmet Özel'in kitaplarını hem Osmanlı Türkçesi harfleriyle, yani Kur'an harfleriyle basmakta, hem de Latin harfleriyle basmaktadır. İsmet Bey giderek kendi yazılarının Latin harfleriyle basımına son vereceğini, İsmet Özel okumak isteyenlerin asli Türk alfabesini, eşittir İslam alfabesini yazısını, eşittir Kur'an yazısını da öğrenmek zorunda kalacaklarını, bunun da vatana sahip çıkma anlamına geleceğini belirtmektedir. Tio yayınlarının yayınlarından biri, kitabı gösterebilirim, Türk'ün Dili Kur'an Sözü adlı bir eserdir. Türk'ün Dili Kur'an Sözü. Burada Kur'an'dan doğrudan Türkçe'ye geçen, aynen ya da türevleriyle geçen kelimelere yer verilmektedir. Bir diğer de Resul-i Ekrem söyledi, İşiten Türk Oldu adlı eserdir. Burada da hadisi şeriflerden Türkçe'ye doğrudan geçen sözcüklere, kelimelere yer verilmektedir. Bu kitaplardaki tespitlere göre, yani İsmet Özel'in kitaplarını basan yayıncısında oğlu Oruç Özel olduğu Tio yayınlarının tespitlerine göre Kur'an'dan aynen Türkçe'ye 3197, hadisi şeriflerden aynen Türkçe'ye 7574 kelime geçmiştir. Türevleriyle beraber 30 bine yakın kelime Arapçadan değil, Kur'an'dan ve hadisten doğrudan Türkçe'ye geçmiştir. Bu da Türkçenin Kur'an ve hadis kaynaklı, Kur'an ve hadisle merbut, bağlı bir dil olduğunu göstermektedir. Süreyi doldurduğumu zannediyorum. Teşekkür ederim. İdris Hocam, yani süremiz tam zamanında bitirdik. Başka söyleyeceğim bir şey varsa söz hakkı vereyim kıymetli hocam. Bu arada söz hakkı doğarsa hocam biraz toparlama yaparım. Değilse meşgul etmiş olmayayım. Teşekkür ederim. O zaman Yılmaz hocamızı, genç akademisyen Yılmaz kardeşimizle Kur'an'da yazı ve medeniyet konusunda sunumu dinleyelim. Hocamın, İdris hocam için söylersek, gerçekten özellikle İsmet Bey'in son eserlerini ben görmemiştim. Bu vesile verilmiş oldum. Biz işte Kalın Türk'te kalmıştık. Kalın Türk'ten ötesine gidememiştik. Şimdi demek ki biraz artık Osmanlı Türkçemizi ilerleteceğiz. Ali hocam, artık başka çare kalmadı. İsmet Bey'i anlamak için artık Osmanlı Türkçesi okumalarını hızlandıracağız. Hayırlı başarılar. Buyurun Yılmaz Bey. Selamünaleyküm kıymetli hocalarım. Buyurun Yılmaz Bey. Tabi platformda çok değerli hocalarımız var. Biz işin başındayız. Eğer sürücü lisan olsa şimdiden affınıza sığınıyorum. Ben inşallah Kur'an'da yazı ve medeniyet başlıklı bir bildiri hazırlamaya çalıştım. İlk önce yazının tarihine kısa bir bakış yapmak istedim. Yazının tarihiyle ilgili birçok şey söylenmiş. Yazının ilk çıkışını saptamak biraz zor olsa da yazı aslında insanlık tarihinin geç buluşlarından kabul edilebilir. Çünkü insanlık, yani Homo sapiens, aşağı yukarı 50 bin yıldır yeryüzünde yaşamakta. Ancak yazı Mezopotamya'da M.Ö. 3200'lü yıllarda Sümerler tarafından icat edildiği söylenmektedir. İnsanların yazıdan önce çeşitli yöntemlerle iletişim kurdukları aşikar. Binlerce yıl öncesinde yazının temeli resme dayandığı, mağaralara resimler yapıldığı, taş dizileri, çubuklar, İnkaların bir çubuğun çomağa ip bağlayıp bu iplerle başka ipler ekledikleri kuyupu yöntemi, Kızılderililerin kış sayma takvimleri ve benzeri gibi yazıdan önce birçok iletişim unsuruyla etkileşime geçti insanlar. Gerçek anlamda yazı olan el yazısı yalnız resim, resimle temsil edilen nesnelerin görüntüsü değil. Aynı zamanda birinin söylediği ya da söylediği tasavvur edilen sözlerin temsilidir yazı. Yazıyı düşünceye kadar dayandıran, yani yazının bir düşünce olduğu, hareket olduğu, şekil olduğu
iddia edilse de gerçek anlamda yazıdan kastedilenin el yazısı olduğunu ifade edersek, tarih anlamda ilk yazılı eserlerin Sümerlere ait olduğu ve M.Ö. 3200 yıllara dayandığını ifade edebiliriz. Şimdi insanın çizdiği, bir anlam yüklediği her görünen ve algılanan işareti yazı saymak elbette ki mümkün. Ancak bu durumda taşa atılan bir çizgi, bir yarık, bir eylem de bir insan tarafından yapıldığı takdirde buna da yazı dememiz gerekiyor. Ancak bunları yazı olarak kabul edersek yazının tarihi insanın konuşma tarihi kadar eskiye dayanacaktır. Bazı bilim adamları yazıyı biyolojik bir davranışa indirgemektedir. Bu anlamda bir ayak izi bile yeri geldiğinde bir anlam ifade ederse yazı kapsamına girmektedir. Ancak her türlü anlamsal işaret yazı kavramı kapsamına girince yazının anlamı gittikçe genişlemektedir. Ancak bizim kastettiğimiz burada insanın ürettiği, dokunduğu ve bir anlam yüklediği simgesel işaretlerdir. Tabii Kur'an'daki yazıyı anlamak için Kur'an'ın yazıldığı dil olan Arapçanın ve onu temsil eden Arapların yazısının tarihine de kısaca bir bakmamız gerekiyor. Araplar İslamiyet'ten önce yazıyla ne kadar ilintilerdi? Bunu Ali Karakaş hocam biraz değindi. Ancak ifade etmek gerekirse Araplar ilk olarak temel anlamda ifade edilen Müsned adındaki Himyerlere ait olan bir yazı kullandılar. Bu yazı türünden sonra günümüze kadar kullanıla gelen Arap yazısı belli aşamalardan geçtikten sonra bugünkü Müsned yazısının yerini almıştır. Günümüzde kullanılan Arap yazısının ise Arabistan'ın kuzeyinde ve Sina Yarımadası'nda çokça kullanılan ve Nebati'lere ait olan Nabat yazısından türemiş olduğu konusunda da fikir birliği sağlanmıştır. Tabii ne kadar acıdır ki Arap yazısı ve alfabesine dair ilk buluntular yine müsteşrikler tarafından 18. yüzyıla dayanmaktadır. Suriye bölgesinde ve birçok muhtelif İslam coğrafyasında Orta Doğu'da müsteşriklerin yaptığı, oryantalistlerin yaptığı çalışmalar ve seyyahların eliyle ortaya konulmuştur. Arapların çoğunlukla yaşadığı coğrafyalarda elde edilen tarihi bulgular ve bunlar arasında kitabeler incelendikçe Arap yazısı ile bir zamanlar Arap Yarımadası çevresinde yaşamış diğer bazı milletlerin ve kavimlerin yazıları arasında bir yakınlık olduğu da ortaya çıkıyor. Bu kitabelerin en eskisi, yani oryantalistlerin ortaya çıkardığı kitabelerin en eskisi milattan sonra 3. yüzyıl ortalarına aittir. İslamiyet'ten önceki dönemlere ait bu kitabelerde kullanılan yazıları tam anlamıyla Arap yazısı olarak ele almamız da doğru olmayacaktır. Çünkü o dönemde o bölgede yaşamış, Sina bölgesinde, işte Suriye bölgesinde, Kuzey Suriye'de yaşamış birçok milletten unsurların da olduğu ve yazının henüz dönüşüme tabi olduğunu da görmekteyiz. İslamiyet'in ortaya çıkışına yakın tarihlere ait kitabelerde ise dil bilgisi gibi özellikleriyle Arap yazısı diyebileceğimiz bir yazı şeklinin belirdiğini görüyoruz. Aslında Arap yazısını ortaya çıkartan ve tekamülünü sağlayan en önemli unsur hiç şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim'in inmeye başlaması ve Kur'an-ı Kerim'in yazıya geçirilmesi, yazıya değer atfetmesi ve yazının Araplar arasında çokça yayılması. Klasik bir de Arapların gözüyle yazının nasıl bulunduğuna bakacak olursak birçok klasik Arap kaynağında yazının Hazreti Adem'e kadar dayandırıldığını görüyoruz. Hatta Hazreti Adem vefat etmeden 3-5 yıl önce yazıyı Allah tarafından öğrendiğini ve bu yazıyı insanlara öğrettiğini iddia eden çok klasik Arap kaynaklarında geçen tarihsel süreçle ilgili bilgiler paylaşılır. Aynı zamanda Nuh Aleyhisselam'ın kendi yazısını bulup bu yazıyı insanlara öğrettiği, İdris Peygamber'in ve onun oğullarıyla bir bağ kurarak yazıyı anlattıkları, Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail aracılığıyla yazıyı öğrenip insanlara aktarması gibi birçok klasik Arap kaynağında da tarihsel süreçle ilgili rivayetler var. Aynı zamanda Arap yazısıyla ilgili Araplar arasında en meşhur olan ve çokça tekrarlanan bir rivayet, Süryani alfabesini öğrenen 3 Arap
bunu geliştirerek, yani Tay kabilesindeki 3 Arap bunu geliştirerek ve eklemeler yaparak vaslı, faslı ve icamı bulup Arap dilini oluşturduklarını da aktarmaktadırlar. Ve Arapçayı Hirallardan, Hiralların da Enbarlardan yazıyı öğrenip bu yazıyı Arap diline kazandırdıklarını da söylemektedirler. Ama en temel anlamda Arapçanın Müsnet adlı o dönemde Arap coğrafyasında ona dayanan bir dil olarak kendisini gösterdiğini anlamaktayız. Miladi 3. asrın sonları ile 4. asrın başlarında cereyan ettiği anlaşılan bitişik Nebati yazısından da Arap yazısına geçişin muhtelif sefalarını müşahede imkan sağlayan birçok kitabı var elimizde. Bunlar Nebati olan 1. Ümmül Cimal ve Nemare kitabeleridir. Bu kitabelerde Arapça olarak ilk olarak algılanmasına rağmen daha sonraki oryantalistlerin araştırmalarında bunların Nebati yazısına daha yakın oldukları ve Arapçaya bir eğilimin olduğu görülmektedir. Aynı zamanda Arapça, Süryani dili ve Yunanca olmak üzere 3 dilde yazılmış olan Zebet kitabesi bu yazının Araplarca benimsendiğini, bununla beraber artık El Arabiye'nin yani klasik Arapçanın yazı dili olarak kendini kabul ettirdiğini de görmekteyiz. Bu eserde miladi 512. yıla dayanıyor. Bu bulunan kitabeler 18. yüzyılda ortaya çıkarılan kitabeler şunu göstermekte. Arap yazısı İslam'ın doğuşuna yakın bağımsız bir yazı olarak karşımıza çıkmakta. Suriye'de yapılan kazılarda bulunan tabletlerdeki yazı tarzı kesinlikle Sami dilleri karakteri taşımakta, Nebati dili karakteri taşımakta. Bu anlamda İslam'ın doğuşuna yakın bir Arapça yazısının tamamen tekamül olduğunu görmekteyiz. İslam dönemine gelirsek, bu da genişçe bilgi ve kaynakları aldım yazıma. Ancak İslami dönemle ilgili Efendimizin Kur'an'ı yazdırması, Mekke'de okur yazarlığın Medine'den daha fazla olması, Medine'de Bedir Savaşı'yla esirlere Kur'an yazı öğretimiyle serbest bırakılmasının şartları, yazının gelişmesine sunulan birçok katkıdan bahsettim yazımda. Ve yazının Kur'an'ın yazıya geçirilmesi, Hazreti Ebubekir döneminde kitap haline getirilmesi, Hazreti Osman döneminde çoğaltılması, ilk hareket çalışmaları gibi unsurlar Arap yazısını geliştirmiş ve bu anlamda Arap yazısı Kur'an'ın da yazıya değer vermesiyle birçok aşama kaydetmiştir. Biz bununla beraber Kur'an'ın yazıya verdiği değere de kısaca değinmek istiyorum zamanımız daralmadan. Kur'an-ı Kerim birçok ayette ilk olarak ilk inen ayette ve ilk inen surede yazıdan bahsetmesi bu çok önemli. Yaratan Rabbinin oku, Rabbinin adıyla oku ifadesi ve hemen aynı surede kalemden bahsetmesi Kur'an-ı Kerim'de de kalemin ve yazının ne kadar önemli olduğunun delillerindendir. Aynı zamanda Kalem suresi olarak Nun vel kalemi ve meyusturun ifadeleriyle yazdıklarını andolsun diyerek Rabbimizin yemin etmesi de Kur'an'ın yazıya verdiği diğer önemli unsurlardandır. Aynı zamanda elde yazılı bir eser olmamasına rağmen Allah-u Teala'nın Kur'an'a kitap demesi, kiramen katibinin yazıcı melekler olarak yazıya atfedilmesi, her şeyin yazılıp kaydedildiği ile ilgili birçok ayet-i kerimede Kur'an'ın yazıya verdiği değeri ortaya çıkarmaktadır. Bununla beraber birçok tefsir eserinde de birçok ayetin yazıyla ilişkilendirildiği, yazılmış bir kitap olduğu, ona yakın meleklerin onu gördüğünü, birçok malumat elde edilmektedir. Bununla beraber biz yazıyı bu çerçevede bildirimize aldık. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de medeniyet kavramıyla ilgili de ben çok kısa bir şeyler söylemek istiyorum. Medeniyet kavramı Batı düşüncesinde civilization teriminin ifade ettiği anlamı karşılamak üzere Osmanlı'nın son dönemlerinde yani 20. yüzyılların başlarından itibaren kullanılmaya başlanmış bir kavram. Türkçe'de ilk yerleşik hayata geçen Uygurlara atfen uygarlık kavramı ile aynı anlamı ifade etmektedir medeniyet. Arapça'da ise umran,
kavramı medeniyet kavramının karşılığıdır. Daha çok medeniyet kavramının içsel hayata dönük yönü olan kültür kavramını görmekteyiz. Aynı zamanda bu kelimelerle bağlantılı olarak diğer bir kelime ise hadare, şehirli olmak, yani medeni olmak anlamlarına gelmektedir. Medine, medeniyet de bu kapsamda değerlendirilmiş ve bazı bilim insanları tarafından da medeniyetin buradan geldiği ifade edilmiştir. Batı literatüründe medeniyet kavramının karşılığı ise 18. yüzyılın ortalarından itibaren ilk defa Fransa'da ve İngilizce kullanılan civilization'dan ifade edilmektedir. İslam medeniyeti tabii hiç şüphesiz İslam'ın doğuşuyla ortaya çıkmış bir medeniyet. Ancak İslam medeniyeti tam olarak anlayabilmemiz için İslam medeniyetine katkı sunan milletlerin tarihini de anlamamız gerekiyor. Muhammed Hamidullah Arapların tarihini, Türklerin, Farsların tarihini anlamadan İslam medeniyetinin tarihinin de anlaşılamayacağını ve medeniyetin nasıl meydana geldiğinin tespiti de ancak bunların tarihlerini bilmekle mümkün olduğunu ifade ediyor. İslam medeniyeti İslam'a dayanmakta, İslam da Kur'an-ı Kerim'e dayanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in öğretileri, özellikle kültürün unsurları olarak ilme değer vermesi, Hüseyin Atay Hoca'nın ifadesiyle Kur'an evrensel ilkeleri var. Bu ilkelerin ilki, ilk anda ortaya koyunduğu, savunduğu ilke, gerçeği ve hakikatin takipçisi olması. İlim ilkesi, aynı zamanda Allah'ın ilmi, Allah'ın her şeyi bileceği, onun dışındakilerin bilgilerinin yanlışlanabileceği, insanın mutlak ilmi otorite olması da medeniyetin temel taşları olarak Hüseyin Atay Hoca zikretmekte. İslam medeniyetinin temelinde ilim vardır. İlim olması sebebiyle de ilk ayet oku diyerek başlamış ve medeniyetin temeli aynı zamanda Müslümanların da tarihe yaptıkları katkılarla gelişim göstermektedir. Bununla alakalı İslam medeniyetinin oluşumu, ilk evreleri, Hazreti Peygamber'le başlayan dönemi, zamanı bitti sanırım. Toparlayalım, tamamlayalım. Evet, İslam medeniyetinin gelişimiyle ilgili bir şeyler toparladım. Bunları inşallah metin paylaşılınca da görülecektir. Tamam. İslam medeniyeti Kur'an'ın gölgesinde gelişmiş, sünnetin gölgesinde gelişmiş bir medeniyettir. Bu anlamda Kur'an medeniyeti oluşturulması ve bizlere sunması açısından da çok önemlidir diyerek inşallah sözlerimi noktalamış olayım. Yılmaz Hocam, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Güzel bir sunum oldu. Kur'an'da yazı ve medeniyeti bir şekilde okumuş, sizden dinlemiş olduk. Teşekkür ediyoruz. Yani şimdi bu ilimlerle hocam. İlgili tabii ki hocalarımız burada olacağını, herkes tabii ilimleri bir yerinden tutuyor tabii. Herkes diyor ki bu ilimler işte İslam yazı medeniyetidir, İslam su medeniyetidir, İslam tarih medeniyetidir, hadis medeniyetidir, sünnettir. Tabii bunlar tabii bizim derslerde olduğu için ben şöyle diyordum, bununla kapatacağım İdris Hocam. Diyordum ki işte siyer ya da felsefe işte ilimlerin anasıdır, öbürü babasıdır. Ben diyorum bize bir şey kalmadı, o yüzden ben diyorum bizim İslam tarihi, İslam ilimlerin hepsidir diyoruz yani. Tabii mutlaka bu ilimler arasında bu tür rekabetler ve bir takım şeyler olacak. Ama tabii ki edebiyat, tarih, hadis, özellikle İslam ilimler dediğimiz gerek bu dini ilimler, gerek diğer dini olmayan demeyelim ama diğer ilimler, bütün bunu tamamlayıcı ilimler hepsi birbirini tamamlayan bir bütün. Mutlaka birbirinin eksikliğinde. Evet. Biraz da ilahiyat eğitiminde öğrencilerimizin şikayet konusu olan biraz branşlaşmamanın sebebi de çünkü branşlaştığı zaman o ilahiyat formatındaki bir öğrenci tipolojisini oluşturmak çok zorlaşacak. Yani bu sefer diyecek ben hadis biliyorum, işte tarih bilmiyorum, tarih biliyorum. Bunlar birbirine çok içe geçtiği için yine bir mezhepler tarih hocamızla bir şeyimiz olmuştu. Bir yüksek lisans ya da doktora tezi. Orada adaya sorulmuştu ya da tez izlemede. Size en yakın ilim hangisidir deyince tabii mezhepler tarihinin konusu itibariyle kelamı düşündü öğrenci. Dedik hayır. Mezhepler tarihi de aynı İslam tarihi gibi. O da mezheplerin tarihini veriyor ama tarihçi gözüyle. Ama kelamda bir taraflık var, Maturidi anlayışı var, işareye uyar. Bizde uyup uyumaması sorun değil. Bizde hepsi bir arada öğretiliyor. Şimdi sözü uzatmadan biz de zamanımızda değerlendirdik. Güzel şey oldu. Hocalarımızdan ayrıca yani hocam şunu da söylesem iyi olurdu diye aklımızda kaldığı bir şey olmasın. Ali Hocam, İdris Hocam öyle bir talebiniz varsa buyurun. İdris Hocam açabilirsiniz şeyi.
Mikrofon açık değil. Ali İdris Hocam bir şey söyleyecekseniz. Yok hocam, söylemeyeceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ali Hocam, elinize sağlık. Eyvallah. Hocam ben de çok teşekkür ediyorum. Hocam bu Nabi Abud'la ilgili bir şey söylediniz. Nabi Abud'la ilgili bir kitap çalışmam olmuştu hocam. Nabi Abud ve hadise yaklaşma ile ilgili bir çalışmam olmuştu. Hocam bizim kütüphanede yer almayacağı biz tabi bilemiyoruz. Yani evet. Nabi Hocam. Yani mesaj alınmıştı yani. Size tamam. Göndereceğim. Size göndereceğim evet. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Yılmaz hocam da inşallah ilmiyonu başarılı. Arkadaşlar. Teşekkür ederim hocam. Yaparız bu sempozyum kitaplarını gönderdiğimiz zaman arkadaşlara da birer tane inşallah gönderirim hocam. İnşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Siz teşekkür ederim hocam. Hocam. Bu şekilde biz sempozyum 14. oturumu tamamlamış olduk. İnşallah bunlar yazı haline dönüştüğüne inanıyorum ki buradaki anlatılanları çok çok üzerinde, çok daha detaylı bilgilere arkadaşlarımız, dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz ulaşıyor olacaklar. Tabii ki sabah bu saatinde, erken saatte dinlediği katılımcılar hem de ayrıca dinleyen kardeşlerimize tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Böylelikle oturumumuzu kapatıyoruz. Cümleten hayırlı günler. Diğer kalan oturumlarda sizi YouTube'dan bir takım kanallar üzerinden izleyebilirsiniz. Hayırlı günler.